İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tek tek özelde beraberiz. Kadromuz yine eksik bu akşam. Başta da söylemiştik zaten ilk programda. Bazen biri olabilir, bazen biri olmayabilir diye konuklarımızın, konuk derken programda benimle beraber program yapan dostlarımızın. Bu hafta da İlber Hoca yok. İlber Hoca İsviçre'de bir konferansa gitti. O yüzden size sevgilerini ileterek gitti. Dedi ki ben gelmeyeceğim, siz bu hafta cahil cahil konuşursunuz kendi aranızda dedi. O yüzden biz de bu akşam cahil cahil konuşacağız Celal Şengör hocamla. İyi akşamlar arkadaşım. İyi akşamlar abi. İsviçre'de ne var abi? Sen geldin, İlber gitti. Bir tarikat toplantısı mı? Efendim hayır. Bunu soruyorlar hakikaten, o yüzden soruyorlar. Doğrudur. Fakat medeni memleketlerde bilimsel toplantılar yapılır. Onlar da bizim gibi adamları çağırıyorlar. Biz de gidiyoruz paşa paşa. Yani İlber gibi bir tarihçiyi buldun mu davet edersin. Osmanlı tarihi konuşacaksan, yani dünyada bir avuç adam var. Bu bir avuç adamın arasında en önemlilerinden biri İlber. Biri Halil Hoca, biri İlber. Yani değil mi? Halil Hoca 100 yaşında, Allah uzun ömür versin. Halil Hoca'yı zırt fırt hareket ettiremezsin artık. Dolayısıyla İlber'in omuzlarına düşüyor bu iş. İlber yurt dışında biliyorsun çok sevilen, çok sayılan bir adam. Yani. Bir de gittiği her ülkede o ülkenin dilini konuştuğu evet, için. Yani inanın ben hatırlıyorum o Topkapı Sarayı Başkanı iken beni ziyaret edenler oluyor. İşte Rusya'dan ziyaret eden oluyordu, Sırbistan'dan ziyaret eden oluyordu, Almanya'dan ziyaret eden oluyordu, İngiltere'den ziyaret eden. Ben Topkapı Sarayı'na getiriyorum. İlber her birini kendi dilinde misafir ediyor, karşılıyor, izahat veriyor falan. Millet şaşırıyordu, yapıyorlardı. Bu adam, efendim diyordum, bu adam Türkiye'nin en önemli birkaç tarihçisi. Birkaç entelektüelinden biri. Yani doğru, doğru da yani ben onu öyle diyordum. Biliyordum işte bir Halil İnalcık vardı. Tarihle ilgiliyseniz adını zaten biliyorsunuz. İşte bir de İlber Ortaylı var. İlber Ortaylı diyorum tesadüfen Topkapı Sarayı'nın başında. Yani diyordum Türkiye'de böyle şeyler sık sık olmaz. Nasıl oldu? Çok da memnun olduk diyordum. Biraz daha tutsalardı çok iyi eder. Topkapı Sarayı için de iyi olacaktı eğer İlber biraz daha orada kalabileydi. İyi olurdu aslında. Yani saray daha içinde çok daha iyi olurdu. Yani, bir de en azından şöyle düşünmek lazım. Yani İlber'i orada idari olarak tutmuyorsam yani. Çünkü hani İlber Hoca'dan idari işleri layıkıyla yapmasını ben beklemem. Böyle bir şey temenni de etmem. Yani çünkü o ona bir yüktür, gereksizdir bir bilim adamı evet. için o idari yükler ama temsil açısından muazzam bir şey. Evet. Yani, fakat Fatih bak ben ileriye gideyim. İngiltere kraliçesini o gezdirdi evet. Bursa'da. Evet. Evet. Ama sen idari açıdan dedin ya. İlber orada başkanken oradaki personelin kapıdaki bekçiden... Hali tarzı değişiyordu. Neden biliyor musun? İlber bir kere girerken herkesin elini sıkıyordu. İkincisi salı günleri müze kapalıyken İlber piknik adını verdiği evet. bir yemek yapıyordu. Bu yemeğe... Brunch yapıyordu. Bu yemeğe İlber'in yardımcısı yani ondan sonra gelen en yüksek rütbeli adamla kapıda bekleyen polis aynı düzeyde evet. davetliydi. Evet. Hepsi birlikte masanın etrafına aslında oturuluyordu. Ve çok önemli davetler de geliyordu oraya. Evet. Evet. Çok önemli insanları teşekkür ederim. Davet ben ediyor. De davet edildim. Sağ olasın. Çok önemli. Yani dediğim doğru. Türkiye'nin fikir dünyasının, evet. iş dünyasının, sanat dünyasının evet. çok önemli isimleri geliyordu. Evet. O insanlar onlarla tanışıp sohbet ediyordu. Evet. Yani oraya başka bir hava veriyordu İlber. Orayı bir kuru müzeden çıkartıp bir entelektüel merkez haline getirmeye çalışıyordu. Ve buna da bütün personeli dahil ediyordu. Evet. Bambaşka bir şey. Şimdi İlber'in tabii iki özelliği var. Bir büyük bilim adamı. Bir de İlber çok görgülü bir aile. Çok muazzam. Yani bu ikisini bir araya koyduğun zaman biraz önce senin dediğin temsil görevi işin içine giriyor. İlber Türkiye'nin müthiş bir yüzüydü orada. Yani hakikaten büyük adamdı İlber. Hala da öyledir. Ya kimle nasıl konuşacağını bu kadar doğru düzgün bir şey. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana adım soruyorlar. Ya diyorlar sen her hafta nasıl gidiyorsun o programa? Ben diyorum ki ya kardeşim ben o programa çok... Egoist nedenlerle gidiyorum. Çünkü her programda bir şey öğreniyorum diyorum. Yani gittiğim zaman senden de öğreniyorum ve İlber de maşallah biliyorsun Oo, abi ya. Banka. Daldırdın mı? Tabii burada kredi... en şanslı benim ikinizden görünüyorum. Sağ olasın. Ama bu programın bence en güzel tarafı o. Karşılıklı öğrenme. Vallahi yani Ceyl abi şunu söyleyeyim. İşte geçen hafta böyle birkaç Anadolu şehrinde dolaştım. İnsanlar gelip hiç ummayacağın 60 yaşında başı bağlı bir teyze yanında çocuğuyla gelip diyor ki iki hocama da ellerinden öpüyorum. Allah onlara uzun ömür versin. İşte biz onların ellerinden öperiz. Bursa'da fakat... kebap yiyorum. Bir aile gelip size teşekkürler iletiyor. Bana da sizi onlarla buluşturduğun için teşekkür ediyor. Yani
Böyle bir keyifli tarafı var bu iş. Türkiye'de güvenilir bilgiye hasret insanlar. Yani ne yazık ki artık üniversitelere de itimat edemiyorlar. O hale geldi Türkiye. Onun için güvenilir bilgi çok önemli. Evet. Hakikaten çok önemli. Yani biz burada zırvaladığımız zaman sen hayret edersin. Bana hemen e-mail geliyor. Bana hemen şunu söyledin diyor. Bana bak da yanlıştı hocam diyor. Ben hemen kendilerine teşekkür yazıyorum. Diyorum sayenizde bir şey öğrendim. Bu programın bir faydası da oluyor.